Yusuf Kaplan. Darbeciler de, darbecilere arka çıkanlar da tarihin çöp sepetini boylayacak. 2018 zorlu geçecek. Türkiye her şeye rağmen büyüyecek, hedeflerini büyütecek ve adım adım gerçekleştirmek için yoluna duraksamadan devam edecek. Türkiye'nin büyümesi dün olduğu gibi yarında emperyalistleri tedirgin edecek. Ama Türkiye yolundan şaşmayacak. Çıktığı yolculuğu aksatmadan, engelleri teker teker aşarak, oyunları birer birer bozarak geleceğe yürüyecek. Türkiye'nin gelişi mazlumlar için umut ışığı, zorbalar için kabus. Şunu görelim artık. Türkiye'nin önünde iki seçenek var. Türkiye ya büyüyecek ve zamanla tarihin yapılmasında yeniden öncü kurucu rol oynayacak ya da Batı'ya bağımlı kalacak ve zamanla varlık nedenini de tarihi derinliğini de küresel sorumluluğunu da unutacak. Bütün iddialarını yitirmiş bir figüran olarak kalacak ve yok olmaktan kurtulamayacak. Allah muhafaza. Türkiye'nin büyümesi, hedeflerini büyütmesi, medeniyet iddialarını sahiplenmesi emperyalistleri rahatsız etmeye yetiyor. Niçin? Çünkü bu Türkiye'nin yeniden gelişi dirilişi ve mazlumların önünü açması anlamına gelecek. Türkiye'nin gelişi, insanlığın insanca bir dünyaya kavuşmasının habercisi, işaret fişeği olacak. Bunu bütün dünya biliyor, batılılar da, mazlum halklar da. Mazlum halklar Türkiye'nin toparlanması ve mazlumları toparlamasını bekliyor. Batılı emperyalistler Türkiye'nin gelişini durdurmak için dışarıdan ve içeriden her tür yolu, her tür şirretliği deniyor. Türkiye'nin gelişi mazlumlar için umut ışığı emperyalistler için kabus olarak görülüyor. Türkiye zillete boyun eğmeyecek. Emperyalistlerin bu millete boyun eğdirebilmelerinin tek yolu var. Bu milletin medeniyet iddialarını yok etmek ve milleti birbirine düşürmek. İki asırdır bunun tohumları ekildi. Bu ülkenin ruh köklerine yabancı, medeniyet iddialarını dolayısıyla varlık nedenini ve ruhunu kaybetmiş, celladına aşık, metamorfoz yemiş, sömürge kafalı, zihni felç yaşayan sözüm ona elitler ve aydınlar icat edildi. Dışarıdan fiilen sömürgeleştirilemeyen Türkiye, içerden zihnen sömürgeleştirildi. Türkiye, içimizdeki tasmalı çekirgelerin ve gönüllü acentaların marifetleriyle içeriden teslim alındı. Ekonomisine, hariciyesine, kültürüne, eğitimine bu türedi tipler çeki düzen verdi. Bu ülkenin bin yıllık kültürü, entelektüel birikimi, medeniyet dinamikleri yerli sömürgeciler tarafından tam bir soykırımdan geçirildi. Bu bizim intiharımız anlamına geliyordu. Bu intihara karşı çıkan milletin çocukları Menderes, Özal, Yazıcıoğlu öldürüldü. Erbakan yaşarken ademe mahkum edildi. Erdoğan içeriden ve dışarıdan tezgahlarla darbe girişimleriyle yok edilmeye çalışılıyor. Türkiye 2013'ten itibaren 17-25 Aralık operasyonu, Geze operasyonu, 15 Temmuz darbe ve işgal saldırısı gibi büyük saldırılarla dize getirilmeye çalışılıyor. Bu millet hiçbir zaman zillete boyun eğmedi, bundan sonra da eğmeyecek. Bu millet emperyalistlere hiçbir zaman boyun eğmedi, bundan sonra da eğmeyecek. Darbeciler de, arka çıkanlar da tarihin çöp sepetini boylayacak. Burada ürpertici olan nokta Cumhuriyeti kuran partinin ülkeye dışarıdan ve içerideki hainlerle terör örgütleriyle yapılan çifte saldırıya karşı dimdik durmak yerine Türkiye'nin altına oyan yürüyüşünü ve büyümesini durdurmaya çalışan bütün bu saldırılarda emperyalistlerle onların taşeron olarak kullandıkları örgütlerle aynı yerde durduğunu göremeyecek kadar en iyimser ifadeyle zihni felçleşme ve zihni körleşme yaşıyor olmasıdır. Düşünsenize, Türkiye'ye dışarıdan ve içeriden çok büyük saldırılar oluyor. AK Parti, MHP, Hüdapar bu saldırıları göğüslemek için kritik zamanlarda müşterek hareket ediyorlar ama CHP bu fotoğrafın içinde yok. Tam karşısında hatta zaman zaman CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki darbecileri masum, darbecileri durdurmaya çalışan bu ülkenin cesur yürek çocuklarını ise şu ya da bu şekilde adeta suçlu göstermeye çalışması çok tehlikelidir. CHP'nin 2019 kampanyalarını 15 Temmuz hesaplaşması üzerinden yürüteceği anlaşılıyor. Sadece şunu söylemekle yetiniyorum burada. Bu millet darbecileri de darbecilere arka çıkanları da affetmez. Çünkü bu millet hiçbir zaman zillete boyun eğmedi. Bundan sonra da zillete boyun eğmemek için verdiği destansı mücadeleyi bulandırmaya ve sulandırmaya çalışarak emperyalistlere ve taşeronu hainlere prim vermeye kalkışanları asla affetmez, affetmeyecek. Sözün özü, darbeciler de, darbecilere arka çıkanlar da tarihin çöp sepetini boylayacak. Vesselam. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak.